Abi dur abi dur. Evet sevgili izleyiciler, Mertçe söyleşide her şey doğal. Efendim mikrofonu düşürdüm, bu da benim hatam. Teknik ekibin hiçbir hatası yok, çok özür diliyorum. Evet program Sayın Seyfettin Yılmaz'la bütün güzelliğiyle devam ediyor. Gerçekten sizden aşırı derecede gelen mesajlar var. Ben o mesajlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Evet, adam gibi adam Seyfettin Yılmaz, seni çok seviyoruz yürekli vekilim demiş Halil Can Karabacak. Yüksel Bey, aşırı abartılı program yapıyorsun, bırak da vekil konuşsun, ayıp oluyor yahu demiş Nurettin Bey. Doğru söylüyorsun. Mustafa Arıkan, biliyorum Yılmaz olduğunuzu ama yine de tekrar ediyorum, sakın yılmayın demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet abi, yılmak yok, yola devam mı diyorsunuz? Yılmayacağız yani ülkenin, Yüksel Bey bakın olayı biz şu şekilde değerlendiriyoruz. 7 Haziran seçimlerini biz bir kurtuluş mücadelesi olarak görüyoruz. Evet. Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdiğindeki tabloyu şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım. Evet. O zaman da İstanbul'da birileri yallarında, boğaza nazır yallarında oturuyordu. Osmanlı'nın tüm imkanlarından istifade eden kesim vardı. Bir mütareke basını vardı. Evet. Bunlar tuzu kuru dediğimiz bir eli yağda bir halde balda olan kesimdi. Her gün manşet atarlardı. Evet. İşte Osmanlı'nın kurtuluşu Amerikan mandasında ve İngiliz himayesinde ifadelerinde bulunurlardı. O zaman Anadolu insanı, masum, mazlum, Müslüman Türk milleti ayağında çarığı bile yoktu giyecek. Sırtında urbası yoktu, yiyecek ekmeği yoktu. Ama söz konusu vatan ve millet olduğunda, bayrak olduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 7 düvele karşı kurtuluş mücadelesini verdi. Bugünkü tabloyu da çok farklı görmüyorum. Bakın çok açık söylüyorum. Yani bunu çok sert bir eleştiri olarak değerlendirebilirsiniz ama gelinen nokta itibariyle 4 yıldır parlamentodayım. Evet. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kazanımlarının yok edildiği bir husustan geçiyoruz. Türk Devleti'nin devleti devlet yapan unsurlar vardır. Devletin kurumlarıdır bunlar. Bugün 13 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde savcı savcıyı tutukluyor. Hakim hakimi tutukluyor. Polis polisi tutukluyor. Asker birbirine girmiş vaziyette. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. 13 yıldır iktidardasınız. Efendim cemaatin savcısı, cemaatin hakimi. AK Parti'nin hakimi, AK Parti'nin savcısı. Cemaatin polisi, AK Parti'nin polisi. Böyle bir şey olur mu? Yani 13 yıldır bu ülkeyi yöneten bizim Adana'nın, evet, köylü Mehmet amcamı veya Pınar Mahallesi'ndeki Ali abim bu ülkeyi yönetiyor. 13 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Evet. Allah aşkına. 13 yılın sonunda bu noktaya gelmişiz. Şu anda anayasa yok. Yani anayasal kurumlar yok olmuş vaziyette. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ya bu millet, aziz millet size daha ne yetkiyi verecek? Allah'ı evet, severseniz Yüksel Bey. Bu dünyada maddi makam olarak gelinebilecek en üst makamdır Cumhurbaşkanlığı makamı. Devletin ve milletin başıdır. Şimdi bazı arkadaşlarımız biz Cumhurbaşkanı ile ilgili laf söylediğimizde alınıyorlar. Fakat Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir yarışa girdik. Recep Tayyip Erdoğan katılımın %70 oldu, 65 oldu ortamda. %51 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Evet. Ama seçildi. Milletin iradesi bu şekilde tecelli etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Yemin ediyor. Evet. Diğer partiler şeye katılmadılar, yemine. Biz başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere ayağa kalktık hepimiz. Evet. Çok net söylüyorum. Çok güzel. Ayağa kalktık. Önümüz ilikli bir şekilde 51 milletvekiliyle başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeminini dinledik ve alkışladık. Devlete olan, devletin başına olan, evet, saygımızdan. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne yapması lazımdı? Bu saygıyı koruması lazımdı. Orada ne diye yemin etti? Anayasanın 103. maddesine göre Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim de olduğumuz ortamda şu yemin etti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bütün partiler eşit mesafede olacağına, tarafsız kalacağına dair namusum ve şerefim üzerine ant içerim dedi. Bakın çok net söylüyorum. Evet. Cumhurbaşkanı sıfatıyla tarafsız olacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim dedi. Ama peki ne yapıyor Cumhurbaşkanı? Devletin imkanlarıyla biz bir seçim şeyine girdik, yarışına girdik. Evet. Seçim beyannamemiz var, seçim propagandaları yapıyoruz, sahadayız, çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı devletin uçağını alıyor, kullanıyor. Evet.
Devletin bütün valilerini harekete geçiriyor. Elazığ'a gidiyor. Malatya'dan, Tokat'tan, Erzurum'dan, Kars'tan bütün valiler seferber ediliyor. Oraya akın akın insanlar geliyor. Meydana insanlar toplanıyor, devletin bütün imkanları seferber edilerek. Orada Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy istiyor. Orada ne yapıyor? Sayın Genel Başkanımıza olmadık hakaretlerde bulunuyor. Muhalefeti eleştiriyor. Ya siz devletin başısınız, milletin birliğini temsil ediyorsunuz. Devleti temsil ediyorsunuz. Şimdi ben bakıyorum her gün açılış adı altında 10-15 tane 20 tane televizyon kanalı Sayın Cumhurbaşkanı'nı veriyor. Herkes seferber edilmiş. Devletin bütün imkanları kullanılıyor. Ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy istiyor, bizleri eleştiriyor. Şimdi bu haksızlık değil mi? Bu devletin saygınlığına gölge düşürmek değil mi? Bu anayasaya ihlal değil mi? Bu anayasayı yok saymak değil mi? Cumhurbaşkanı anayasal bir kurumdur. Bizim günahımız ne? Biz sabahın 6'sında 7'sinde kalkıyoruz, vatandaşa ulaşacağız diye tek tek kendi imkanlarımızla, eşimizin, dostumuzun yardımıyla, sevenlerimizin, partilerimizin yardımıyla kapı kapı dolaşıyoruz, köy köy dolaşıyoruz, hane hane dolaşıyoruz. Bir mücadele veriyoruz. Biz siyasi partiyiz. Siz cumhurbaşkanısınız. Bu doğru mu? Değil. Yani burada... Ama seçilirken dedi ki ben rutin, sıradan, imzalayan bir belediye, cumhurbaşkanı efendim, olmayacağım bakın, dedi efendim. Bunu söyledi baştan. Ama bakın, bunun yolu nedir? Bu ülkenin anayasası vardır Yüksel Bey. Bu ülkenin yasaları vardır. Bu anayasayı cumhurbaşkanı ihlal ederse sokaktaki vatandaşların anayasaya tabi olmasını isteyemezsiniz. Evet. Bu ülkenin yasaları vardır. Bu ülkenin yasasına cumhurbaşkanı uymuyorsa, başbakan uymuyorsa, Aladağ'daki, Sayın Bey'deki, Feke'deki, Adana'nın merkezindeki, Reşat Bey'deki, Tellidere'deki, Pınar'daki, Karacaoğlan'daki vatandaşın ne suçu var? Ya onlar da derse ki biz de anayasayı takmıyoruz derse. Size bu yetkiyi kim verdi? Ha, gücünüz yetiyorsa anayasayı değiştirirsiniz. Anayasayı değiştirirsiniz. Bu yasalar yapılmak içindir. Süs diye yok ki. Yani anayasayı süs diye mi koyduk oraya? Bu kanunlar süs diye mi çıkıyor? Abi senin dokunulmazlığın var, ben ne yapayım? Hayır yani efendim, yani rahat bakın, rahat konuşuyorsun Bey, kardeşim, beni makul şüpheli sıfatıyla abi beni tutuklattırma, gözünü severim, her gün olaylar oluyor. Evet işte bak Türkiye. Bu ülkede savcılar, polisler tutuklanıyor artık. Türkiye bu noktaya geldi Yüksel Bey, yani onun için diyoruz ki devletin çivisi çıktı. Devlet bak bir devleti ne yıkar? Bir adaletsizlik ve hukuksuzluk yıkar. Kesinlikle. Bir devleti imkansızlıklar, yoksuzluklar, kıtlıklar kesinlikle yıkmaz. Adaletsizlik yıkar. Ve bir devletin yıkılmasına giden yol devletin kurumlarını yok saymak ve tahrip etmekten geçer. Bugün devletin kurumları mı var? Allah aşkına Yüksel Bey, ben size soruyorum. Bugün hangi hakim kendi vicdanıyla karar verebilir? Biraz önce konuşmamın başında söyledim. Sesimiz kısılsın ama bizi Cenab-ı Allah vicdanı kararanlardan eylemesin. Amin diyor. Abi. Vicdanlar amin. Karardı. Abi vefasızlık da çok kötü. Bakın vefayı ifade eden bir mesaj geldi. Sayın Bülent Talaş diyor ki Seyfettin Bey Adana için bir şanstır. 5 yıldır milletin vekilliğini layıkıyla yürüten sayın vekile bedeli asla ödenemeyecek çok büyük bir vefa borcum var. Bir gün bir imkan bulur da bir nebze olsun bir katkım olursa bahtiyar olurum, selamlar demiş Bülent Talaş. Vallahi Bülent, oyunu götürüp evladım MHP'ye vereceksin. Aile iyalına da bunu tavsiye edeceksin. Ben bir programcı olarak söylemiyorum. Bir siyasetçiye vefa böyle olur yani. Estağfurullah. Bizim hiç yani bilmiyorum, ne yaptığımı da bilmiyorum ama çok canım, teşekkür ediyorum yani bu düşüncelerinden dolayı. Şunu Bey, söyleyeyim yani Yüksel Bey, biz bütün duruşumuzla hep haktan yana olmuşuzdur. Hep doğrudan yani yana olmuşuzdur. Yani siyaset bir ilkeli duruştur. Bugün bir siyasi kimlik adı altına eğer siz inandığınız değerleri ayaklar altına alıyorsanız, inandığınız değerleri yok sayıyorsanız, yani bugün vicdan sahibi insanlar 28 Şubat sürecini yaşadı Yüksel Bey, bu millet. Evet. 28 Şubat sürecini ben de yaşadım. 28 Şubat sürecinde bile yapılmayanlar bugün yapılıyor. Çok açık ve net söylüyorum. Evet, ben izleyemedim ama Bülent Arınç bile demiş ki ya biz ne anlatacağız demiş ya. Kur'an kursları, hayır kurumları, şuralar buralar polis marifetiyle basılıyor diyor. Yani her bu ülkede her düşünceden insan var.
Abi günaydın demek gerekmez mi Sayın Bülent Arınç'a? Bülent Arınç'ın bir misyonu vardı. Bir gerçekten adil bir tarafı vardı. Gülen bir yüzü vardı. Samimi, hasbi bir özelliği vardı. Hakikaten çalmayan, çırpmayan, Manisalı değerli bir kardeşimizdi. Ama bir gün sesini yükseltmedi, yükseltemedi. Gemiler battıktan sonra mı Sayın Arınç? Yani bunu ama yine de bir şey söyledi. İyi bir şey söyledi gerçekten. Uyku orucunda, çalışma nöbetinde büyük bir azimle diyorsun beyefendi. Türkiye'yi anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğurmaya and içmiş liderimiz, Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket'in mücadelesi için milletvekilliği, aday adaylığı başvurumu yaptım. Ülkemize, davamıza ve Adana'mıza hayırlı olmasını diliyor, dua ve desteklerinizi bekliyorum demiş. O kadar çok dua niteliğinde mesaj var ki yani okumam biraz böyle bir sürü insanlardan mesaj geliyor işte niye yalakalık yapıyorsun falan diye. İnan ki o kadar yoğun bir sirkülasyon var ki zaten dün konuştuğum bir firma, araştırma firması Adana'da mevcut 14 milletvekili içinde halkta tek karşılığı olan zat-ı muhteremin, bunu ben söylemiyorum, bir firma söylüyor, ismi bende saklı. İcap ederse, zorlarsanız açıklayabilirim. Yani halel gelmesin istiyorum araştırma firmasına. Karşılığı olan tek vekil efendim, hatta bakandan bile karşılığının çok olduğunu söyledi bana Sayın Seyfettin Yılmaz. Peki abi bunun sırrı ne? Ben merak ediyorum şahsen. Yani bilmiyorum tabii hangi araştırma firması bu, kamuoyu araştırma şirketi anladığım evet kadarıyla. Abi, ben şuraya şöyle yazayım sana göstereyim abi. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Mutlaka böyle bir değerlendirme çıkmışsa bu bizi memnun eder. Ama biz bunların hiçbirisini, çok açık ve net söylüyorum Yüksel Bey. Evet. Ben bir karşılığı olsun, bir karşılık bekleyerek siyasetin hiçbir kademesinde olmadım. Bir şeyi çok net ifade ettim. Daha önceki çıktığım televizyon programında da söyledim. İlkokulu bitirdiğim andan itibaren biz köyde yaşıyorduk. Köyümüzde ortaokul olmadığı için devlet parasız yatılı okuluna girdim. Evet. İlkokuldan yani 11 yaşından itibaren devlet parasız yatılı okul, yani devlet okuttu beni. Üniversitede benim, evet. Devletin bursuyla okudum. Efendim kahveniz geldi. Evet, teşekkür ederim. Meryem Hanım, çok teşekkür ederiz. Evet. Üniversiteyi devletin bursuyla okuduk. Ve netice itibariyle devlet memuru olarak 23-24 yıl görev yaptım. Evet. Devletten aldığımız maaşla çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin nafakasını karşıladık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani devlet, bugüne kadar gelmemizde tamamen devlet imkanlarıyla geldik. Bu devlete, bu millete ne yapsak bunu ödeyemeyiz. Canım. Ben bu anlayışla yaptığım bütün görevlerde, bütün çalışma prensibimi arkadaşlarımız bilir. Orman Bölge Müdürlüğü yaptığım zaman da biz zaman geldi. Aladağ'da gittik. 1500 rakımda tek başına kalan puleciyle sabahladık. Sahinbeyli'ye gittik, yangın ekiminde kaldık. Fethiye'ye gittik, oradaki işçilerimizle, ormandaki işçilerimizle beraber olduk. Askiye geldik, sabahleyin 6'da çıkar bizim askinin işçileri, evet. Bu kanalüsün işçileri. Sabah ben onlarla 6'da mesaiye giderdim, kahvaltıyı beraber bir sıkma yerdik. Ondan sonra dağılırdık. Bu motivasyonu arttırdı. Bizim çalışma anlayışımız bu. Milletvekilliğinde de 4 yıl boyunca haftanın meclis açıldığı zaman 4 gün boyunca, 3 gün boyunca ne zaman açıksa ülkemizin içerisinde bulunduğu sorunlar, çözüm önerilerimizle mecliste aktif bir rol oynadık. Aynı zamanda meclis grup yönetim kurulu üyesiyim ben grubun. Evet. Diğer hafta sonlarında mutlaka seçmenlerimizle iç içe geçirdik. Çünkü bize hakları var. Biz geçen seçimde binlerce, yüz binlerce vatandaşımız bize oy vermiş. Her birinin bizde bir hakkı var. Onların oylarıyla biz milletvekili olduk. Bu anlayışla bir çalışma ortaya koyduk. Bu da halkta bir karşılık görmüşse bizi memnun eder yani, ama bunu bu hakların ödediğimiz manasına gelmez. Çok açık ve net söylüyorum yani. Ne abi, yapsak az? Abi şu vefayı önemsiyorum sevgili izleyiciler. Türkiye, dünya gerçekten geçen de burada Yörü Galip Paşa Bey'i konuk aldığımda çok duygusal bir kitap konusu olacak kadar mükemmel bir cümle kullandı. Devletim beni kıl çadırdan efendim işte askeriyenin en üst noktalarına kadar getirdi. Yedirdi, içirdi ve trilyonlara bali imza yetkisi verdi. Ve ben çoban olarak gittiğim kare İsa'lı kırsalından
kırsalının üzerinden helikopterle geçtim dedi. Bu çok duygusal bir cümleydi benim için, bir yazar için, bir mütefekkir için. Ama bu vefa bütün güzelliğiyle devam ediyordu. Sayın Yılmaz'da da bu vefa var. Ben orman bölge müdürü iken kendisiyle şu dağın hemen eteklerinde bir misafirhanenin önünde bir mertçe söyleşi yapmıştım. Aynı heyecanı, aynı duyarlılığı, aynı samimiyeti hala aynı güzellikle devam ediyor. Adanalı Dadaloğlu'nun bir sözü var. Efendim, aşağıdan da Yusuf Paşa'm geliyor. Düşmanına karşı koyan mert olur. Şahin kocasa da vermez avını, ta ezelden gurdeni gurd olur. Yani Sayın Yılmaz'da bu performans önce de vardı, sonra da var. Yarın bakan da olsa, başbakan da olsa, inşallah olur cumhurbaşkanı da olsa, ben bir değişiklik olacağını tabiatında düşünmüyorum. Yine halkın içinde olur diye düşünüyorum üstad. Para azdırır mı sizi bilemiyorum. Makam azdırır mı bilemiyorum. Ben bu arada merak ediyorum abi, maldan mülkten neyin var Allah aşkına? Bak şimdi mal beyannamem ortada. Ben bazen canım onu ifade ediyorum. Geçen yıl Pınar Mahallesi'nde aldığım bir evimden başka hiçbir mal varlığım yok. Canım benim. Açık ve net söylüyorum yani. İşte bazen onu anlamıyorum. Şimdi söylediğimiz zaman... zamanında Recep Tayyip Erdoğan da bizim gibi siyasetçi. Ben şimdi mahallelerde, kahvelerde toplantı yapıyorum. Evet. Çıkıyoruz, hararetli konuşuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın geçenlerde bir şeyini getirdiler bana. İstanbul İl Başkanı iken olan bir konuşmasını getirdi. Ya dur abi, sen sözünü unutma yavrum. Eğer varsa Yükselev senin hazırladığı Adana mavraları... Onu da bir bul, araya koyalım. Ona gelmeden eğer bir mümkünse, mal varlığı buyur ilgili abi. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, ben biliyorum. Orada hararetli bir şekilde İstanbul İl Başkanı konuşma yapıyor. Evet. Duygusal da bir konuşma yapıyor. Diyor ki ben işçi, işte babam diyor gemide diyor tayfa, Allah rahmet eylesin, babası vefat etti. Evet, Allah şimdi ismini de unuttum. Onun oğlu işçi Recep Tayyip Erdoğan diyor. YTD işçi Recep Erdoğan diyor. Şu yüzükten başka mal varlığım yok diyor. Bir gün diyor duyarsanız diyor Recep Tayyip Erdoğan zengin olmuş, bilin ki bu hırsızlıktandır diyor. Canım benim. Böyle demiş yani. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan zengin mi değil mi, bunun kararını vatandaş verecek. Biz burada ne desek, bir cumhurbaşkanıdır. Çok fazla bir şey söylemiyorum ama buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Dün söyledikleriniz bugün karşınıza gelir. Onun için Hayatta samimi olmak lazım. Kesinlikle. Doğru olmak lazım. İstikrarlı olmak lazım. Gömlek değiştirmeyle... fikir değiştirmekle bu millete hizmet edilmeyeceği ve bir gün bunların karşınıza çıkacağı ortadadır. Eğer bir insanların fikri namusu yoksa sıkıntıya düşer Yüksel Bey. Evet. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuran bir beşli heyet vardı. Bunlar biliyorsunuz, Allah rahmet eylesin, Necmettin Erbakan Türkiye'de bir döneme damgasını vurmuş. Önemli siyasi simalardan birisidir. 30 yıl boyunca bunun dizinin dibinde siyaset yapanlar 2002 yılında Erkel'e geçirince ilk verdikleri beyanat şuydu, hatırlarsanız. Milli görüş gömleğini değiştirdik. Evet. Bu iş bu kadar basit mi? İnsanların, ha bakın, siyasi fikriniz varsa geleceği şekillendirebilirsiniz. Ha, siyasi fikrinizi geliştirirsiniz, günün değişen şartlarına göre yerinizi alırsınız, dünyayı takip edersiniz, Türkiye'yi kucaklarsınız, bunlar ayrı mevzu ama... 6 ay içerisinde bir fikir, 30 yıllık bir fikir birden kaldırılıp atılmaz. O zaman sizin 30 yılınız boşa gitmiş. Bunlar milli görüş gömleğini çıkardık dediler. AB'ci ve ABD'ci oldular. Hatırlayın o dönemi. Recep Tayyip Erdoğan her gün uçağa biniyordu. Her gün bir Avrupa ülkesinde Türkiye'yi Avrupa Birliği normlarıyla tanıştıracağız. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye Avrupa Birliği'nin kapılarını adım adım geziyordu. Şimdi gerçi gene Avrupa Birliği'ne sallamaya başladı. İstikrar yok diye söylüyorum. Evet. Cemaat, Fethullah Gülen Hoca Efendi cemaatiyle bunlar içli dışlıydılar. Ben hatırlıyorum, hatta 2011 seçimlerinde referandumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden daha fazla cemaati mensupları faaliyet gösterdiler, çalışma yaptılar Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte. Ve bununla ilgili işte Ahmet Davutoğlu'nun şeyi ziyareti var. Pensilvanya'da Hoca Efendi'yi ziyareti var. Mecliste bunu dile getirdim. Hatta başbakan ve başbakan yardımcısı
Bülent Arınç aynen şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, muhalefeti kastederek birileri diyor ki diyor, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin diyor cemaati devleti ele geçirmiş diyorlar diyor. Buna kargalar bile güler diyor. Diyen kim? Başbakan yardımcısı. Evet. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Sayın Genel Başkanımız bir okyanus ötesi diye bir ifade kullandı. Oradaki kullandığı ifade özellikle Amerika'dan talimat alan, yani Amerikan yönetimini kastetmesine rağmen kullandıkları ifade şuydu Sayın Başbakan'ın. Siz bu millete hizmet eden, işte okullar açan, kendi başkalarının yaşamları için kendi yaşamlarını heba eden insanlara laf söyleyenler diyor, ülkücü hareketin tabanına diyor ne ifadede bulunacak diyor, tamam mı? Ne yapacak diyor. Bunları söylüyordu. Şimdi ne oldu? Birden hain ilan etti. Yani bir insanın bir doğru çizgisi olmaz mı? Muhteşem abi. Şimdi bir tespitte evet. daha bulunacağım. Ergenekon ve Balyoz davaları oluyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ergenekon ve Balyoz davaları. Recep Tayyip Erdoğan bunun üzerinden siyaset yaptı. Dedi ki bu askerinin içerisinde dedi darbe meraklıları dedi. Hevesliler, darbe için evet. hevesleri dedi. Bir araya geldiler dedi. Hükümetimizi yıkmak için dedi. Bir oluşumun içerisindeler dedi. Evet. Bunları dedi biz tespit ettik dedi. Ama dedi Türkiye Cumhuriyeti'nin dedi yürekli savcıları var dedi. İşte gerçek savcılar bu şekilde olur dedi. Kim biliyor musunuz o savcı? Evet. Zekeriya Öz. Bugün en büyük düşman ilan etti Zekeriya Öz. Evet. O zamanın savcısı. Ve o savcıya altındaki kendi makam aracı olan zırhlı aracını tahsis etti. Evet. Ve dedi ki her türlü vesayet sistemine karşı çıkacağız dedi. Bu vesayet sistemini de yıkacağız dedi. Bunlar bizim tespitlerimiz, millet iradesini hiçbir şekilde ezdirmeyeceğiz dedi. Bunun üzerine siyaset yaptı. Bugün ne diyor? Bunlara kumpas kurulmuş diyor. Ergenekon balyozculara kumpas kurulmuş diyor. Ben bu davanın savcısıyım diyordu. Bugün siz bu kadar aldatılabiliyorsanız, bu kadar gerçekleri göremiyorsanız, bu kadar zamana göre fikir ve yönetim değiştiriyorsanız bu ülkeyi yönetemezsiniz. Çok açık söylüyorum. Abi nokta koy bir şey söyleyeyim. Yani sevgili izleyiciler, insan sahneye, seyirciye, konuya, konuma, jandarmaya, polise göre konuşlanmamalı. Kur'an'da her gün namazda okuduğumuz Fatiha suresinde İhdine sıratel müstakim diye bir cümle var. Bizi müstakim yola ilet. Müstakim yol istikameti düzgün, dosdoğru yol demektir. Bunu namaz kılanlar çok daha becermesi lazım. Ben bu televizyonda arşivlere bakılabilir. Efendim Gülen Gözler diye bir klip var. Sayın Hilmi Şahballı'nın kardeşinin biri hizmet hareketinin içindeymiş. Fethullah Hoca talep etmiş, Sayın Şahballı da okumuş. Burada Sayın Vali Hüseyin Avni Coş, efendim Sayın Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve dahi yine Mahmut Çelikcan'la birlikte oturup Fethullah Hoca'nın bir sürü kerametlerini mertçe konuşmuşuz. Bir anda tukaka olmaz, olmamalı. İnsanlar mert olmalı. Dün söylediklerinin bugün de arkasında olmalı. Devlette... Aklıma bir şey geldi, buyurun onu söyleyeyim. Efendim, buyurun. Şimdi Avni Coş deyince aklıma geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis kürsüsünden iki defa dedim ki benim telefonlarım dinleniyor dedim. Bak güzel. Evet. Telefonların belirli odaklar tarafından belirli talimatlarla dinleniyor dedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bakanı göreve çağırdım. Adalet Bakanlığı ve İçişleri evet. Bakanlığı. Yetinmedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na dilekçe verdim. Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdim. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdim. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı'na dilekçe verdim. Yazı yazdım. Telefonların evet. dinleniyor gereğinin yapılması diye. Bana dediler ki kendi kendine gelin güve oluyorsun manasında ifadelerde bulundu. Evet. Şimdi bana bir yazı geldi geçen gün 15 gün önce. 20 gün önce Cumhuriyet Savcılığından. Evet. Siz müşteki olarak ifademe başvuruyorlar. Diyorlar ki işte sizin telefonlarınız dinlenmiş. Bununla ilgili gelin müşteki olarak ifade verin. Ya bu nasıl bir ülke yönetimidir? Bu nasıl bir yapı? Ne zaman dinlenmiş? Benim dediğim tarihlerde. Evet. Yani böyle bir yapı. Yani biz o zaman telefonlarımız dinleniyor dediğimizde bunların işlerine geliyordu. İşlerine geliyordu. Evet. Bizi kahile bile almıyorlardı. Bu söylediğim 3 sene önceki söylüyorum işte Avni Coş'un valiliği zamanında. Telefonların dinleniyor diye bas bas bağırdım. Yani bir milletvekiliyim. Dokunulmaz da olan bir milletvekiliyim. Ki bırakın milletvekilini. Yani kimsenin haksız yere telefonun dinlenmemesi lazım. Bugün şimdi mücadele başladı bunlarda.
Beni şeye çağırıyorlar, müşteki olarak ifade et. Senin telefonların dinlenmesi. Evet. Yani illaki sizin vatandaşın canının yanması önemli değil. Haksız yere birinin dinlenmesi önemli değil. Birilerine haksızlık yapılması önemli değil. Kendilerine dokunmayacaksın. Dokununca mı önemli? Evet, ben de onu demek istiyordum. Yani sevgili izleyiciler, insanların müstakim çizgileri olmalı. Efendim, ben ta 1970'li yıllar 80'e doğru seyrederken İzmir'e gidip Fethullah Hoca'yı 1000 kilometre ötede gören bir insanım. Hatta bir takım sorular sormak için gittim. Aleyhine bir insan olarak gittim. Adam kalktı, bizi kucakladı. Dedi ki, ya 1000 kilometre öteden beni görmeye gelen bir insan kucaklanır dedi. Ve bizi kucakladı. Soru da sormadık. Sevdik. O günden bugüne Fethullah Gülen'i takip ederim. O cemaatle hiçbir bağlantım yok. Aynı Fethullah Hoca hiç değişmedi. Aynı hoca. Dünyaya iki metelik vermeyen, efendim yani Allah rızası için insanı önemseyen, ırk renk dil din demeden herkese her kesime Kur'an'ı, hadisi, bildiği İslam'ı anlatan bir zat-ı muhterem. Şimdi hoca hiç değişmedi ama ona bakanlar çok değişti. Hocayı, o karizmatik gönül adamını belki sahneye koyarak arada bir sürü hainler, sahtekarlar, paralelciler olabilir. Bunlar yakalanıp derdest edilsin. Ama ben hocanın değiştiğini düşünmüyorum. Bak, bunu dün de söylüyordum, bugün de söylüyorum, mertçe söylüyorum. Makulün içine girersem de gireyim. İnsanlar mert olmalı, söylemlerini söylemeli. Evet hocam. Devleti yöneticileri yönetir. Evet. Milli irade her şeyin üstündedir. Biz devlet içerisindeki her türlü yapılanmaya karşıyız. Kesinlikle. Devlet, anayasa, yasalar, kanunlar çerçevesinde yargı, yürütme, yasama ve ona bağlı bütün kurum ve kuruluşlarıyla bir devletin devlet olma vasfını sağlar. Devlet içerisinde bir paralel yapılanmaya biz karşıyız. Kim olursa olsun. Tabii canım, kesinlikle. Kim bunu yaparsa yapsın, evet. Hepsine karşıyız. Yani bu konuya çok girmemizin konu hiç şeye, gerek yok. Gündemimizde de değil. Mesajı okuyayım, evet. Sana. Sevgili Yüksel Mert, ben vefayı bilirim ve gereğini elbette yapacağım. Bundan şüphen olmasın sayın vekil. Hatırlamadı olayı. Bu da onun bir karşılık beklemeden yaptığının göstergesidir. Siz de biliyorsunuz, 2 yıl önce uğradığım bir haksızlıkla ilgili konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımış ve konuşma yapmıştı. Ben de olayla ilgili yürüttüğüm bütün hukuk mücadelelerinin hepsinden sonuç almıştım. Bu vesileyle kendisine baki muhabbetlerimle birlikte muvaffakiyetler diliyorum demiş Bülent Talaş. Herhalde hatırladınız, hatırladım şimdi. Hatırladım şu ev baskını. Ev baskını olayı. Onları yani geçin. Evet. Biz bütün haksızlıkların karşısında sesimizi yükselttik. Zaten millet bize ne diyor verir? Biz Adana'nın milletvekiliyiz. Yani Adana'nın tüm sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyıp çözüm önerileriyle beraber ortaya koymamız lazım. Biz Adana Spor'a haksızlık yapıldığında da karşısında durduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdık. Spor Bakanı'na gerekli şeyleri söyledik. Adana'da hangi haksızlık, hukuksuzluk, yanlışlıklar yapılırsa bunun peşinde olduk. Adana'nın, şimdi bizi eleştiriyorlar. Diyorlar, evet, ki efendim sadece muhalefet, ya biz muhalefetiz, biz eleştireceğiz. Zaten sabahtan akşama kadar bütün televizyonlarda neler yaptığınızı anlatıyorsunuz. Ya bırakın da biz de bir zaten zar zor imkan buluyoruz, muhalefet edelim. Ama bizim muhalefet anlayışımızda şu da yok Yüksel Bey. Çözüm önerilerini de beraber koyuyoruz. Evet. Bakın, Turizm Bakanı Ömer Çelik. Sayın adını, Ömer Çelik. Adını da, evet, söylemek istemiyorum yani buradan, ama kendisinde olduğum mecliste bir ifadede bulundum. Ya bu millet dedim, sizi 12 yıldır Adana'nın oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiniz. Evet. Başbakan danışmanlığı yaptınız, Cumhurbaşkanı danışmanlığı yaptınız, genel başkanınız, şimdi de bakansınız. Ya Adana'ya sizin bir vefa borcunuz yok mu? Adana bir turizm kenti. Adana bir turizm kenti. 4000 yıllık tarihiyle, siz çok iyi biliyorsunuz, birçok, evet, tarihi eserlerimizin olduğu Kozan'dan bütün havaliye kadar bir tarihi kent bu Adana. Ondan sonra 165 kilometrelik sahili var dedim. Evet. Bunun 44 kilometrelik kısmı Türkiye'nin en güzel kumsallarına sahip. Güney kısmımızda. Emin olun bakın Yüksel Bey. Evet. Orman bölgemi yaptığım için çok iyi biliyorum orayı. Şeyden, Tuzla'nın oradan başlayarak Akyat'ın içerisine alan ve Tarsus sınırına kadar 44 kilometrelik Türkiye'nin en güzel kumsallarına sahip. Güneyine gidin, kuzeyine gidin,
Toroslar gibi, Bolkarlar gibi, Yedigöller gibi, Hacer Ormanları gibi ekoturizm açısından en önemli değerlere sahip. Doğu ile Batı arasında bir geçiş köprüsü, Orta Doğu'ya açılan bir kesinlikle kapı. Kesinlikle ya. Antalya'dan çok daha anlamlı ve önemli bir strateji. Evet, Orta açılan kapı orada, evet. Bir şey var, açıklık var ve termal su açısından bölgemiz çok zengin. Sağlık açısından, sağlık turizmi açısından bir ihtiyaca cevap verecek bir. Bir dedim ki burayı bir turizm üssü haline getirin. Borcunuzu ödeyin. Bununla ilgili proje yaptık. Evet. Dedim ki bizim projemizi ortaya koyduk. Projemizin içerisinde bunların tamamı var. Tamamını gerçekleştirdik. İşte 44 kilometrelik kısmı turizm alanı ilan ediyoruz. Regülatör köprüden Seyhan Nehri'ne, denize dökülen Seyhan Nehri'ni 44 metre genişliğinde, 47 metre genişliğinde, 44 kilometre uzunluğunda bir Kanal Adana projesiyle açıyoruz. Etraflarının hobi bahçeleri dahil olmak üzere ve denize döküldüğü yerleri Süper Lig ve futbol takımlarının turnuva yapılabileceği bir alan. O bölgeye turizm alanı, kuzeyinde ekoturizmle ilgili yatırımlar, sağlık turizmi. Bu projeleri dedik ki biz bu projeleri size veriyoruz. Siz değerlendirin. Ha bizim projemizi beğenmezseniz revize edin. Siz sahiplenin. Bunların hepsini söyledik. Tarım Bakanı ile ilgili. Tarım Bakanı'na gittim, konuştum. Mecliste konuştum. Dedim ki ya Adana bir tarım kenti. Bırakın Adana'yı, Türkiye'yi değil dünyayı bile doyurabilecek şeye sahip. Verimine sahip. Yılda 3 ürün alabiliyorsunuz. 12 ay boyunca vejetasyon bu bölgede devam ediyor. İçerisinde Seyhan, Ceyhan gibi iki tane önemli nehir çıkıyor. Burayla ilgili gelin bir bu bölgeyi şey yapalım. Tarım alanı, tarımın merkezi haline getirelim. Bununla ilgili İsrail'den her yıl milyonlarca dolar tohum parası veriyor bu milletimiz, Türkiye. Tohum enstitüsüyle beraber tohum üretim tesislerini buraya kuralım. Çatalan'dan başlayarak Tufanbeyli'ye kadar en uygun şeye, organik tarıma müsait alan Türkiye'de bu bölgede var. Burayı organik tarımın merkezi haline getirelim. Bu bölgeye 436 bin hektar tarım alanımız var. Bunları bilişim, coğrafi bilgi sistemiyle beraber bir sistematik hale getirelim. Bunlarla ilgili projeleri hazırladık. Sayın Bakan'a dedik ki işte bizim projemiz bu. Gelin siz bunları geliştirin. Yani biz sadece eleştirmiyoruz. Çözüm önerilerini de beraberinde koyuyoruz. Teşvik yasasıyla ilgili. Ya siz Adana'yı, bugün Adana hangi hale geldi? Türkiye'nin ilk sanayileşen kentiyken Yüksel Bey. Evet. 1950'lerde Türkiye ilk sanayileştiğinde biliyorsunuz tarıma dayalı sanayi Türkiye'de ilk canlanmıştır. Ve Adana'da tarımın merkezi olduğu için tarıma dayalı sanayiden dolayı Türkiye'nin sanayileşen ilk üç kentinden bir tanesidir. Bundan dolayı ticareti işte Doğu ve Güneydoğu'dan göçler olmuş, iş aş bulmak amacıyla ticaretin merkezi haline gelmiş. Ama son 10-15 yılda, 20 yılda uygulanan politikalarla Adana geriye gitmiş. Özellikle son 12 yılda 39 tane fabrika kapanmış, 40 bin kişi işini kaybetmiş. Adana Türkiye'nin en işsiz kenti şu anda. Abi bu noktada Adana ile ilgili yapıp ettiklerini gerçekten biliyoruz. Hayır şunun için söylüyorum. Evet. Bununla ilgili dedim ki ya teşvik yasasında Adana'yı niye dezavantajlı duruma getiriyorsunuz? Adana'yı niye cezalandırıyorsunuz? Şu teşvik yasasında Adana'yı hak ettiği yere koyarak Adana'nın önünü açın. Çünkü Adana dünyada artık marka kentler yarışıyor. Kesinlikle. Marka kent olabilecek kent de Adana. Niye Adana geçmişiyle, tecrübesiyle, deneyimiyle, konumuyla Adana buna müsait? Ama Adana her geçen gün kanayan yara haline geliyor. Bunların çözümlerini de beraber koyuyoruz eleştirirken. Abi Taşkent, Horasan'dan, evet. Avrupa Türklüğü senin de gurur duyuyor sayın vekilim diye bir mesaj gelmiş. Evet kardeşim, oyumuz HDP'ye, liderimiz Demirtaş. Çünkü ancak o başa gelirse bu sorunlar biter demiş. Haydar Bey, konuyla ne alakası var, evet. Ama okumuş oldum mesajını sevgili kardeşimin. Orhan Demiraslan, başarılarının devamını dilerim sayın milletvekilim. Mümkün oldukça çalışmalarınızı takip ediyorum. Allah yardımcınız olsun demiş. Ekir Sonat, Türk milletinin yükselen sesisin demiş efendim. Ondan sonra abi o kadar çok Yüksel Mert eşittir kıblesiz ve renksiz adam bana diyor. Gelen ağam giden paşam anlayışıyla malı götürüyorsunuz. Ders arkadaşımmış. Nuri Bey göndermiş. Vay senin eleştirine kurban olayım. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Koşar, hayırlı olsun sayın vekilim demiş. Abi o kadar çok sen seviliyorsun ki. Süleyman Tufan, hayırlı olsun. Allah yolunu açık etsin sayın vekilim. Mert Cesor Yüksel Bey, sayın vekil Demirspor maçına gidecek mi demiş. Kenan Bey, buyurun efendim.
Yani bakın bu noktada özellikle Demirspor ve Adana Demirspor ve Adana Spor taraftarları Twitter'ı ben aktif kullanan bir milletvekiliyim. Yani evet. Sosyal medyayı. Hem Adana Demirspor taraftarlarından hem Adana Spor taraftarlarından hem eleştiri alıyoruz hem de övgü alıyoruz. Evet. Yani Adana Demirspor maçına gidiyoruz. Adana Spor taraftarları Twitter'da. Adana Spor maçına gidiyoruz. Biz şöyle bakıyoruz olaya. Adana Demirspor'da ben bu kentin bir milletvekiliyim. Adana Demirspor'da, Adana Spor'da bu kentin bir değeridir. Kendi taraftarları arasında bir rekabet olabilir. Şimdi biz iki takıma da sahip çıkmak bizim ana görevimiz. Adana'nın her değerine sahip çıkılmasını gerektiğini düşündüğümüz gibi Adana'yı temsil eden, önünde Adanalı insanların tuttuğu takımları desteklemek, onların haklarını savunmak bizim en önemli görevimiz. Şimdi Adana Demirspor Süper Lig yolunda çok ciddi manada bir mesafe aldı. Gönül ister ki iki takımımız, çünkü Adana Türkiye'nin evet. önemli kentlerinden birisi çıksın. Ama şu anda Adana Demirspor'un böyle bir şansı var. Son 3 maçta 7 puan kaybetmeseydik bugün kesinlikle. Neredeyse garantilemiştik. Ben arkadaşlarımızın şeyini anlıyorum, korkusunu. Biz daha önce de biliyorsunuz Kasımpaşa maçında hakem hatalarıyla ve siyasi baskılarla bugün de aynı şeyle karşı karşıyayız. Şimdi kesinlikle. Arkadaşlarımızın sıkıntısı o. Bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Gerekli kamuoyu oluşturulması noktasında çalışmalarımız var. Arkadaşlarımızın Adana Demirspor maçına gidilmesiyle adaylarımızın hazırlıkları var. Yani ben giderim veya başka arkadaşlarımız gider ama mutlaka ben de dahil olmak üzere Adana Demirspor'una maçına 4-5 tane milletvekili adayımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız orada olacak. İnşallah harika. Adana, yani Adana Spor'da taraftarlar da bu noktada alınganlık göstermesinler. Biz hem Adana Spor'un hakkını hem Demirspor'un hakkını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdik. Spor Bakanı'nın yüzüne karşı haykırdık. Yapılan yanlışlıkları, haksızlıkları, yani bunu Adana Spor taraftarları da çok iyi biliyor. Demirspor'da da bir uygulama yapıldı. Gene o zaman birileri tek elini almak istedi. O zaman da haykırdık. Yani biz nerede haksızlık varsa orada haykırırız. Herkesin gönlünden bir takım tarafta takım tutabilir. Yani bir kısım Adanalı hemşehrilerimiz Adana Demirspor'u tutar, bir kısmı Adana Spor'u tutar, bir diğer kısmı başka takımı tutar. Ama Adana milletvekili olarak bütün Adana'nın değerlerine sahip çıkıyoruz. Adana Demirspor da bizimdir. Adana Spor da bizimdir. Ben buradan zaman zaman sosyal medya üzerinden bana eleştiri yapan arkadaşlara da teşekkür cevap ediyorum. Cevap vermiş oldun. Evet. Evet, dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Evlat bul, ben de şu birkaç mesajı okuyayım. Türkümüzü dinleyelim. Veli akıllı sayın vekilim, Allah hayırlı etsin, yolunuz hep açık olsun diye bir duada bulunmuş. Amin. Taylan Iltaş, kurban olduğum Allah'ım tırnağınıza zeval vermesin demiş. Amin. Sayın Mert, bu seçimde AK Parti alaşağı edilip sandığa gömülecek mi? Bu sorum vekilimize, lütfen sorunuz demiş döndü hanım. Sandığa gömülecek, yani gömülecek derken gömülmesi gerekir. Biz, bakın Yüksel Bey, iş gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Evet. Bugün ben bu seçimleri normal bir milletvekili seçimi değil, bir kurtuluş mücadelesi olarak ifade ederken, genel başkanımızın bundan 4-5 ay önce uyku orucuna giriyoruzun altında yatan mesaj da budur. Türkiye yeniden küllerinden doğacak bir anka kuşu gibi derken bunu ifade ediyoruz. Türkiye, Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sahneden silinmek istiyor. Başkanlık sistemi adı altında. Çok açık söylüyorum Yüksel Bey, gidişat evet. buna gidiyor. Başkanlık sistemi adı altında bugün Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın meydan meydan gezip AK Parti adına 400 milletvekili istemesinin altında yatan budur. Orta Doğu ülkelerindeki gibi istihbarat devletine yönelik tek adamlı bir yapıya dönüştürmek istiyorlar. Yani Cumhurbaşkanı da ben olayım, Başbakan da ben olayım, Bakan da ben olayım, MİT Müsteşarı da ben olayım, Genel Müdür de ben olayım, Muhtar da ben olayım, İş adamı da ben olayım. Yani böyle bir anlayış olabilir mi? Olmaz. Böyle bir devlet yönetilebilir mi? Olmaz, Türkiye, olamaz. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'ni başka ülkelerle karıştırmayın. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk devleti binlerce yıllık geçmişiyle beraber Anadolu coğrafyası birçok farklı etnik ve mezhepsel yapıyı
bünyesinde barındıran, onun için demokrasinin, hukukun, sosyal devlet anlayışının mutlaka hakim olması gereken bir yapıdır. Bir sistemle, yani Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle ve bugünkü parlamenter sistemle yönetilecek. Yapmamız gereken nedir? Hukuku güçlendireceğiz, demokrasiyi güçlendireceğiz, insan haklarını güçlendireceğiz, ekonomiyi güçlendireceğiz, sosyal devlet olmayı güçlendireceğiz. Ama tek adamlığa yönelik bir yapı, bir heves Türkiye'yi bir çıkmaza sokar. Bugün bunu istiyorlar. Bugün kendi aralarında anlaşamıyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı, Başbakan, ya Allah'ınızı severseniz Ahmet Davutoğlu, siz profesör adamsınız. Devleti iyi kötü tanırsınız. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Yani kopya bir başbakan var, çok açık söylüyorum Yüksel abi, Bey. Abi vallahi sözünü kesemiyorum. İnan ki bal damlıyor ağzından. Muhteşemsin, veli yakar ikimize de motive edecek bir şey göndermiş. Sayın Yüksel Mert, Adana'nın bir numaralı TV programcısı ve Adana'nın tek halkın içindeki milletvekili. İkinize de selamlar, sevgiler. Yolunuz açık olsun demiş Veli Yakar Bey. Bu gaz bana yeter. Bu gazda ben 81 ili sayarım. Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İçen, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Urfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak'a kadar ırk, renk, dil, din demeden herkese, herkesime, başta Adana'nın büyük valisi Mustafa Büyükbey'e dün Demirspor'u ziyaret etmiş, motive etmiş. Sevgiler ona ve onun şahsında eşine ve dahi onun şahsında tüm Adana'ya, Sayın Şehremin Hüseyin Sözlü'ye ve güzel eşine, Soner Çetin Bey'e ve güzel eşine, efendim Zeydan Karalar ve güzel eşine, Bilal Uludağ ve güzel eşine, Mahmut Çelikcan ve güzel eşine, efendim Ceyhan Belediye Başkanı'nın adı neydi? Alemdar Öztürk ve güzel eşine ve dahi tüm Türkiye'ye barış, sevgi, saygı, güven adına gelsin. Alınma yavrum, stüdyo şefim Aydın sana da gelsin. Evet, dost dost diye nicesine sarıldım, hep birlikte söylüyoruz. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzellere ey yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne faydalandım. Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır.
söz bir eser. Gün gelir Veysel'i yar bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Gün gelir Veysel'i yar bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Evet efendim, bir Mertçe söyleşinin sonuna geldik. Adana Medya'nın hemen arkasında sevgili kardeşimin muhteşem bir reklamı var. Ağlamasın hiçbir ana, bizimle yürü Adana demiş. Aynı reklam Ekspres'in de arkasında var ve haberlerimizi de geçmişler. Hem bu iki gazetemize ve onların şahsında tüm gazetelerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum efendim. Ondan sonra akşamki halkın arasında arenasındaki sözlüğünün konuşmaları muhteşem, lütfen tebrik ve takdir ettiğimi iletir misin Mertçe demiş. Selma Hanım'ın bizden böyle bir talebi olmuş, teşekkür ediyoruz. Ahmet Gök, biz ekmek teknesi açarken davetimize icabet etmediniz, şimdi sıra sizde, mesajlarınıza bakarsanız hatırlarsınız sayın milletvekili adayı demiş. Size bir sitem bu abi, artık neyse. Ne ya, ekmek teknesi mi? Vallahi sildim gitti abi. Hemen okur okumaz. Ya dün de yazdım. Etnisite üzerinden politika devri kapanmıştır. Hala yeni Türkiye'nin kavramlarını öğrenmemekte ısrar ediyorsunuz demiş. Nurullah Bey de böyle bir sitem etmiş. Merdan Yılmaz, yolunuz açık olsun demiş. AK Parti gümbür gümbür geliyor Sayın Mert demiş Vedat Bey. Mehmet Emin Çağdaş, canım kardeşim, Cumhuriyet Lisesi pansiyonunda garibanlığı, yoksulluğu hiçe sayıp neşeye, dostluğa, sevgiye boğduğumuz yıllarda olduğu gibi seni hala çok seviyor ve gurur duyuyoruz. Allah yolunu açık etsin demiş. Kim bu abi, arkadaşın herhalde? Bu bizim, evet, ortaokul. Biraz önce konuşmamın başında demiştim ya, bizim artık nereden izlediyse şu anda herhalde Balıkesir'de olması lazım o arkadaşımızın. Tam emin değilim. Ortaokul, lisede işte 11 yaşında çocuksunuz. 80-90 kişi bir pansiyonda kalıyoruz. Devlet parasız yatılı. Oradan arkadaşlarımız. Orada acıyı beraber, sevgiyi beraber, imkansızlığı beraber paylaştığımız arkadaşlar. Ben bu vesileyle tüm arkadaşlarımıza da buradan selam gönderiyorum. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin. Akdeniz Türk TV değil, arka bahçe. Bu mu adalet anlayışınız? Ey Yılmaz, ey Yükselev sen, ey Yüksel Mert demiş halkın adamı. Buna bize. Bakın, bu arkadaşımıza şunu sormak lazım. İnsanda en insaf olur. Bize bütün kanallar kapalı. Çok açık söylüyorum. Ben 4 yıldır milletvekiliyim. Israr etmemize rağmen bütün kanallar kapalı. Bütün kanallar, Türkiye'deki %90'a yakın medya havuz medyası haline gelmiş. Buradan tek tek saymak istemiyorum. Akşam elinizi aldığınızda her tarafta bir kanal açıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı AKP propagandası yapıyor. Bir kanal açıyorsunuz başbakan. Diğer bir kanal açıyorsunuz bakanlar. Diğer bir kanal açıyorsunuz AKP sözcüleri. Diğer bir kanal açıyorsunuz AKP. %90 elinizde. Yani bırakın bir televizyonda da biz bir şey ifade edelim. Buna bile bir tahammülünüz yok. Yani hangi bir arkadaşımız da demiş ki yeni Türkiye. Ben o arkadaşıma şunu hatırlatıyorum. Sizin yeni Türkiye dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp yerine bir başka devlet kurmaksa, bunun batsın böyle yeni Türkiye. Eğer sizin yeni Türkiye dediğiniz Türkiye'de ben geziyorum, Türkiye'de her evde bir işsizin olduğu, emeklinin sefalet içerisinde, sıkıntı içerisinde yaşadığı, memurun, esnafın, çiftçinin sıkıntı içerisinde yaşadığı, hala bu ülkede çöp tenekelerinden ekmek toplayan insanların olduğu, yırtık ayakkabıyla sıvasız evde oturan şehit ailelerinin, şehit annelerinin olduğu bir ülkede saraylarda oturarak yeni Türkiye olmaz. Saraylarda sadece bir barda $1000 verip de alan, özel mobilyalarını İtalya'dan 125 trilyona getirmekle, efendime söyleyeyim, havuzlu, içine havuz, hamam, sauna, jacuzzi yaparak yeni Türkiye olmaz. Yeni Türkiye'de adalet olur, hakkaniyet olur, hukuk tesis eder, insanları mutlu ve huzurlu olur. Yandaşların 5 yıldızlı otellerde, kırmızı halıların üzerinde, imkanlar içerisinde, paralar içerisinde, günlük gün ettiği bir ortamda, toplumun
birçoğunun sıkıntı içerisinde yaşadığı mıdır bunların yeni Türkiye'si? Abi Allah'tan gözünü olsunlar. Severim vallahi kesemiyorum, ağzından bal damlıyor. Akşam Sayın Uğur Dündar ki Türkiye'nin hakikaten adam gibi adam televizyonlarından biri, Yüksel Evsen gibi dedi ki bir TRT'de çıkan insanları özellikle efendim gündeme getirdi adalet penceresi açısından. Sayın Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nu, Sayın Bahçeli'yi, Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Selahattin Demirtaş'ı. O muhalefet sıfırmış, öbürleri işte aşırı derecede bir yoğunluk varmış. Bu paralar bizden gidiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin isminde adalet vardır. Adaletli olalım. Bu televizyon herkese, her kesime, bütün kuruluşlara, her milletvekiline aynı mesafededir. Başka hiçbir televizyonda bu televizyon kadar özgürlük yoktur diyorum. Son bir cümleyle noktalayalım. Bir başka program başlayacak abi. Biraz önce gösterdiniz. Tabii pazar günü anneler günü. Bizim evet. için anneler bir günde hatırlanması gereken değerler değildir. Annelerimize, analarımıza ne yapsak haklarını ödememiz mümkün değil ama artık alışkanlık haline gelmiş. Ben annem ve tüm analarımızın, annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah onlara sağlık, huzur ve mutluluk versin. Son söz olarak da şunu ifade etmek istiyorum. 7 Haziran'da bir seçim yapılacak. Bu Türkiye'nin kader seçimidir. Bu seçimi normal bir seçim olarak değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu seçim bir milletvekili seçimi değil, Türkiye'nin kurtuluş seçimidir. Yani haksızlıklara, hukuksuzluklara, yolsuzluklara, adaletsizliklere karşı, devletin yapısının değiştirilmesine karşı verilecek bir mücadeledir. Bunun için biz zaten sloganımızı ortaya koyduk. Bizimle yürü Adana, bizimle yürü Türkiye diyoruz. İnşallah tüm Adana'yı bizimle yürümeye davet ediyoruz. Tüm Türkiye'yi bizimle yürümeye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İnsan demek artı hata demektir birlikte olduğumuz zaman içinde. Elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olmuştur, olabilir. Ben bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insan olarak uyarılara, ikazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Bu duygular içinde pazartesi saat 09'da birlikte olma ümit ve duasıyla Sayın Seyfettin Yılmaz'la birlikte hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum.